Bandırma Spor'dan Düzce Spor'a dahil olan Oğulcan Şahin de Antalya kampına katıldı. Şahin gerçekleştirilen tanıtım videosu çekimlerinde gazeteci Emrah Tuzcu'ya açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar. Özellikle bu transfer döneminde gerçekten arayan soranım hedefli takımlar gerçekten vardı ama Düzce Spor'un menfaatleriyle benim menfaatlerim çok ucuca çakıştı diyebilirim. Her anlamda beni tatmin ettiler. Gerçekten diğer takımlarla olan ilişkilerime göre burası gerçekten hani dedim ki ben Düzce Spor'a gitmek istiyorum. Kesinlikle hedeflerim var. Düzce Spor'un da hedefleri çok büyük. Zaten ona inandığım için geldim. Seçmemin sebebi budur Düzce Spor'u. Gerçekten çok böyle samimi sıcak bir ortama geldim. Zaten hemen herkesle tanıştım. Yani direkt tanıdığım oyuncular yok ama böyle arada arkadaşlarımın olduğu birkaç oyuncu da var zaten. Hemen zaten alıştım. Uyum süreci zaten hani kısa sürecek demiyorum. Uyum sürecim bitti diyebilirim yani geldiğim anda. Yani ben az çok Düzce Spor camiasını zaten takip ettiğim bir camia. Bir de şöyle bir şey var. Ben 2015-2016 sezonunda Yeşil Bursa'yla geldim burada bir deplasmanda da bir maç oynadım Düzce'de. Yani o zaman oradaki anılarım da kötü. Dişim kırılmıştı o zaman. O maçı çok iyi hatırlıyorum. Bir de taraftar da inanılmazdı. O maçta 3-0 öne geçtik. Sonra 3-2 oldu. Eyvah diyorum yani kendi içimden. 10 dakika daha olsa maçı kaybedeceğiz. Yani taraftar maç oluyordu. O yüzden yani Düzce'yi çok iyi biliyorum. Takip de ediyorum. Ya bir kere zaten burası yönetim kurulu müthiş bir oluşum getirmiş buraya belli. Zaten ikinci devre kurulan kadro da az çok taraftarlarımız da şahit oluyordur. İddialı bir kadro kuruluyor. Zaten 4 puan var playoff'a şu an. Ki ben yani iddialı olmayı tercih ediyorum. Ben playoff'tan ziyade direkt takımın şampiyon olabileceğine de çok inanıyorum. Çünkü öyle bir kadro kurulmuş. Ben çünkü dediğim gibi çok inandım. Kurulan kadroya göre de açıkçası benim gelme isteğim daha çok arttı Düzce'ye. Yani ben kesinlikle şampiyonluğu kovalayacağımızı düşünüyorum ve playoff'u garanti gözüyle bakıyorum. Kesinlikle başarılı olacağız. Taraftarlara bunun sözünü verebiliriz. Her şeyden önce dediğim gibi ben daha önce Düzce taraftarının önüne çıktım. Çok müthiş bir taraftardı. Aynı desteği, aynı heyecanı inşallah ilk içerideki maçımızda yaşamak istiyorum. Hepsini tribünlere bekliyoruz. Bizim arkamızda olsunlar. Çünkü bu iş tek taraflı bir iş değil, karşılıklı bir iş. Futbolcu şehri sahiplenecek, şehir futbolcu sahiplenecek. Başarı böyle gelir. Ben bunun olacağına da inanıyorum. Hepsi bizi desteklesinler.